Herkese selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda After Effects'te Opacity yani opaklık geçiş efekti nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bu video ile beraber bütün transform panellerinin videolarını çekmiş olacağım. Transform'dan kastım ne? Şu şekilde göstereyim size. Burada gördüğünüz her şeyin neredeyse nasıl geçiş efektinin yapıldığını göstermiş oldum kanalımda. Eğer izlemeyenler varsa yukarıda sağ köşede çıkan oynatma listesinden gidip izleyebilirler. Önce bir kliplerimize bakalım. Nasıl bir geçiş yapalım diye şöyle bir düşünelim. Karar Böyle karakterimiz alevleniyor. İkinci klipte ise bir göz efekti var. Normal klasik bir opacity geçişi yapacağım. Hemen yapmaya başlayalım. Bu şekilde ben bunu 10 frame götürüyorum. Birinci klibin üzerine almış oldum yani kısaca. Şöyle shift tuşuna basıp page up bastığım zaman 10 frame bizi otomatik olarak geriye götürüyor. Bunu bilmeyenler varsa öğrenmiş oldular. İkinci klibi şöyle götürdüm 10 frame boyunca. Ardından T tuşuna basıyorum klavyemden. Buna bastığım zaman opacity paneli açıldı. Saatini bir defa tıklayacağım. Şu an yüzden başlattı. Ben bu yüzü alacağım. İkinci klibin sonuna götüreceğim ve sonrasında burasını sıfır yaptığım zaman bu şekilde opaklığını ben sıfırdan yüze doğru bir animasyon şeklini arttırmış oldum. Opaklık arttıkça birinci klibin üzerinde bu klip geçmiş oldu. Grafik çektiğiniz zaman da daha yavaş ve daha böyle yumuşak smooth bir şekilde bu geçişi yine yaparsınız. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle gayet güzel geçiyor. Evet aslında bu kadar kolay bir efekt. Hemen ikinci varyasyonu da yapacağım. Benim kullandığım bir opacity efekti daha var. Onu da size hemen göstereceğim. Elimde şu şekilde iki tane klip var. Bunlara flicker tarzında bir efekt yapacağım. Ben şu klibi yukarı atacağım çünkü bunun yukarıda olması gerekiyor uzun klip olduğu için. İkinci klibi alıp birinci kliple aynı hizaya getireceğim bu şekilde. Ardından üstteki uzun klibin opacity panelini açacağım T tuşuna basarak ve buradan saatine bir defa sıklayacağım. 100 olarak bıraktım. Bir frame geriye gideceğim. Ardından aralarda bir boşluk olacak şekilde ben buraları düşürtüp tekrardan 100 yapacağım. Mesela 40 yaptım diyelim. Ardından iki frame gideceğim ve burasını tekrardan 100 yapacağım. Sonra bir 2 frame daha gidip burasını tekrardan 40 yapacağım. Ve en son olarak 15 frame ileriye gidip tabi siz bunu klibin sonuna kadar da yapabilirsiniz. Ben 15 olarak seçtim. Bu şekilde gidip burasını 0 yapacağım. Bu şekilde yaptığımız zaman şu şekilde bir efekt elde ettik. Daha sumuf görünmesi için bunları seçip F9 basabilirsiniz. Daha böyle sumuf görünecektir. Bakın bu şekilde bir grafik kombinasyonu oldu. Bunu indirdiğim zaman daha da güzel olacaktır. Hemen izleteceğim size. Evet bunun gibi bir sürü efekt yapabilirsiniz. Ben sadece iki tanesini gösterdim. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Zaten kolay bir yapılışı var. Daha fazla bu tarz eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonları kırıp dökmeyi unutmayın. Bu sayede size daha fazla eğitim videosu çekebilirim. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Yukarıda çıkan playlistten çektiğim tüm videolara ulaşım sağlayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Bol şans.